Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlulukdeten min lisani yefkahu gavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlinnar. Amin. Allahümme amin. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bir Sözler Risalesi okumasında daha beraberiz. Bildiğiniz üzere Sözler Risalesi'nde de 10. sözde namı diğerle Haşir Risalesi'ndeyiz. Haşir Risalesi'nde 10. sözün 1. zeyli olarak da anılan 9. şuanın mukaddime kısmını okuyoruz. 1. noktasını okumuş, konuşmuştuk. 2. noktasını da bir parça ilk 1-2 sayfasını okuyarak konuştuk. Şimdi münacaattan bir bölüm var alıntılanan. Oradan itibaren devam edeceğiz. Ama ondan önce şöyle bir önceki dersi hatırlayalım. Çünkü bu metni niye okuduğumuzu da bize söyleyecek. Biz bir önceki derste peygamberlere iman ve kitaplara iman rükünlerinin ahirete imanla ilgisini konuştuk. Yani peygamberlere inanan birisi neden ahirete inanmaya mecbur? Veya kitaplara inanan birisi neden ahirete inanmaya da zorunlu? Bunun cevabını o metinden aldık. Bu ne için önemliydi? Bu itikadımızın nasıl birbirinden ayrılmaz parçalarla örülü olduğunu, ya şunu aldım bunu almayayım gibi bir şey dinin içinde yapılamayacağını öğretiyordu bize, gösteriyordu bize bu metin. Yani biz İslam'a girdiğimiz zaman bir bütüne giriyoruz. Parçalanmayacak bir bütüne, tecezzi kabul etmeyen bir hakikate giriyoruz. O anlamda akaidimizin umdelerinin her birisi bir diğerinin hem delili hem de sonucu. Burada da bu metinde bir önceki derste onu elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce konuşmaya çalıştık. Şimdi o metinde alıntılanan bir bölüm var. Münacaat Risalesi'nden Bediüzzaman Hazretleri'nin yaptığı bir alıntı var makam münasebetiyle. Orayı ben bir okuyayım, alıntıyı baştan sonuna kadar. Ondan sonra da üzerine konuşmaya çalışalım. Tevfik, hidayet, nur Cenab-ı Hak'tan. Şöyle biraz öncesinden alayım istiyorum. Böylece mevzunun da ne olduğunu hatırlayabileceğiz. Acaba 13 asırda fasılasız olarak hadsiz ruhlara, akıllara, kalplere, nefislere hak ve hakikat dairesinde hükmeden, terbiye eden, idare eden bu manevi Sultan-ı Zişan'ın bir tek işareti böyle bir hakikati ispat etmeye kafi iken, binler tasihat ile bu hakikati haşriyeyi gösterip ispat ettikten sonra, o hakikati tanımayan bir ecel ahmak için, cehennem azabı lazım gelmez mi ve aynı adalet olmaz mı? Hem bir zamana ve birer devre hükmeden bütün semavi suhuflar ve mukaddes kitaplar dahi bütün istikbale ve umum zamanlara hükümran olan Kur'an'ın tafsilatla, İzahatla, tekrarla beyan ve ispat ettiği hakikati haşriyeyi asırlarına ve zamanlarına göre o hakikati kat'i kabul ile beraber tafsilatsız ve perdeli ve muhtasar bir surette beyan fakat kuvvetli bir tarzda iddia ve ispatları Kur'an'ın davasını binler imza ile tasdik ederler. Şimdi işte bugünkü konuşacağımız yere geliyoruz. Bu bahsin münasebetiyle Risale-i Münacaat'ın ahirinde İmanun bil yevmil ahir rüknüne sair rükünlerin hususan rusul ve kütübün şehadetini Münacaat suretinde zikredilen pek kuvvetli ve hülasalı ve bütün evhamları izale eden bir hücret-i haşriye aynen buraya giriyor. Şöyle ki münacatta demiş: Ey Rabbi Rahim'im! Resul-i Ekrem'inin talimiyle ve Kur'an-ı Hakim'in dersiyle anladım ki başta Kur'an ve Resul-i Ekrem'in olarak
bütün mukaddes kitaplar ve peygamberler bu dünyada ve her tarafta numuneleri görülen celalli ve cemalli isimlerinin tecellileri daha parlak bir surette ebedül abadda devam edeceğine ve bu fani alemde rahimane cilveleri, numuneleri müşahede edilen ihsanatının daha şaşalı bir tarzda dar-ı saadette istimrarına ve bekasına ve bu kısa hayat-ı dünyeviyede onları zevk ile gören ve muhabbet ile refakat eden müştakların ebedde dahi refakatlerine ve beraber bulunmalarına icma ve ittifak ile şehadet ve delalet ve işaret ederler. Hem yüzer mucizat-ı bahirelerine ve ayat-ı katıalarına istinaden, başta Resul-i Ekrem ve Kur'an-ı Hakimin olarak bütün nurani ruhların sahipleri olan peygamberler ve bütün münevver kalplerin kutupları olan veliler ve bütün keskin ve nurlu akılların madenleri olan sıddıkinler, bütün suhuf-ı semaviyede ve kütüb-ü mukaddesede senin çok tekrar ile ettiğin binler vaadlerine ve tehditlerine istinaden, hem senin kudret ve rahmet ve inayet ve hikmet ve celal ve cemal gibi ahireti iktiza eden kutsi sıfatlarına ve şenlerine ve senin izzeti celaline ve saltanat-ı rububiyetine itimaden, hem ahiretin izlerini ve tereşşuhatını bildiren hadsiz keşfiyatlarına ve müşahedelerine ve ilmel yakin ve aynel yakin derecesinde bulunan itikatlarına ve imanlarına binaen, saadet-i ebediyeyi insanlara müjdeliyorlar. Ehli dalalet için cehennem ve ehli hidayet için cennet bulunduğunu haber verip ilan ediyorlar, kuvvetli iman edip şehadet ediyorlar. Uzun cümleler var. Diyorsunuz belki ya ne anlatıldı burada şimdi? Onu konuşacağız inşallah. İnce okumamızda. Şimdi öz bir okuma yapıyoruz. Ey Kadir-i Hakim, ey Rahman-ı Rahim, ey Sadık-ül Vadil Kerim, ey İzzet ve Azamet ve Celal sahibi Kahhar Zülcelal. Bu kadar sadık dostlarını, bu kadar vaatlerini ve bu kadar sıfat ve şuunatını yalancı çıkarmak, tekzip etmek ve saltanat-ı rububiyetinin kat'i mukteziyatını tekzip edip yapmamak ve senin sevdiğin ve onlar dahi seni tasdik ve itaat etmekle kendilerini sana sevdiren hadsiz makbul ibadının ahirete bakan hadsiz dualarını ve davalarını reddetmek, dinlememek ve küfür ve isyan ile ve seni vaadinde tekzip etmekle haysiyetine ilişen ve şefkat-i rububiyetini müteessir eden ehli dalaleti ve ehli küfrü haşrin inkarında onları tasdik etmekten yüz binler derece mukaddessin ve hadsiz derece münezzeh ve alisin. Böyle nihayetsiz bir zulümden ve nihayetsiz bir çirkinlikten senin o nihayetsiz adaletini ve nihayetsiz cemalini ve hadsiz rahmetini hadsiz derece takdis ediyoruz. Takdis ediyoruz. İnşallah doğru telaffuz ettim. Ve bütün kuvvetimizle iman ederiz ki o yüz binler sadık elçilerin ve o hadsiz doğru dellal-ı saltanatın olan enbiya, asfiya, evliyalar, hakkal yakin, aynel yakin, İlmel yakin suretinde senin uhrevi rahmet hazinelerine, alemi bekadaki ihsanatının definelerine ve dar-ı saadette tamamıyla zuhur eden güzel isimlerinin harika güzel cilvelerine şehadetleri hak ve hakikattir. Ve işaretleri doğru ve mutabıktır. Ve beşaretleri sadık ve vakidir. Ve onlar bütün hakikatlerin merci ve güneşi ve hamisi olan Hak isminin en büyük bir şuağı, bu hakikati ekber-i haşriye olduğunu iman ederek
senin emrin ile senin ibadına hak dairesinde ders veriyorlar ve aynı hakikat olarak talim ediyorlar. Ya Rab, bunların ders ve talimlerinin hakkı ve hürmeti için bize ve Risale-i Nur talebelerine imanı ekmel ve hüsnü hatime ver ve bizleri onların şefaatlerine mazhar eyle. Amin, amin, amin diyoruz ve münacat kısmının sonuna geliyoruz böylelikle. Ondan sonra metin yine normal akışına dönüyor. Şimdi başlarken şunu bir soralım kendimize. Bediüzzaman Hazretleri normal haşrin peygamberlere imana ve işte Kur'an'a imana, kitaplara imana ilgisini anlatırken birden dönüp başka bir eserinden dua ile ilgili münacat risalesi, hani dua risalesi, yakarış risalesi o anlama geliyor. Niye öyle bir bölüm alıntıladı? Dua ile ilgili bir bölümü. Allahu alem benim aklıma şöyle bir cevap geliyor. Burada şu üslup içinde yaptığı şeyi burada da dua üslubu içinde aynen yapmış. Ama dua üslubu içinde yaparken orada örgüyü daha şey örmüş. Burada şimdi metni konuşurken de dikkatimizi çekecek. Böyle iç içe bir sürü esma, bir sürü İslami ıstılah, hakikat beraber geçiyor bu metinde. Münacat Risalesi şahsi kanaatimce hani Risale-i Nur'da o kadar kıymeti takdir edilememiş bir metindir. Çünkü hani dua suretinde olduğu için insanlar dua gibi okuyup geçiyorlar. Halbuki içinde çok büyük bir tefekkür de var Münacat Risalesi'nin. Hatta dua kısmı belki onun daha tali bir yanı. Asıl içinde ders olan tefekkür. Hani tefekkürlü bir dua ya da dualı bir tefekkür diyelim. Öyle bir örgüsü var. Bediüzzaman Hazretleri bence burada bu metne atıf yapmasının bir sebebi de Münacat Risalesi'nin kıymetini bize hatırlatmak. Yani burada anlattıklarım işte duan içinde de böyle yaptım. Münacat Risalesi'nin içinde böyle böyle şeyler de var diye bir dikkatimizi çekmek. Allahu alem kaydıyla söyleyelim. En doğrusunu Allah bilir. Böyle bir muradı olduğunu düşünüyorum. Burada bunu göstermekle bize de bir işaret fişeği attı Bediüzzaman Hazretleri. Bir daha biz Münacat Risalesi'yle muhatap olursak öyle bir dua okuyoruz, sadece Allah'ı anıyoruz, sadece Allah'tan bir şeyler istiyoruz gibi değil. Ya bunun içinde neler yapılmış, neler anlatılmış diye okumamız lazım. Bunun dersi de burada var. Bu metnin içine bu duanın girmesiyle ilgisi var. İkinci bir şey, şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi Münacat Risalesi, evet dua risalesi ama bakıyorsunuz çok da bir şey istenmiyor. Nerede isteniyor? En sonunda. Ya Rab, bunların ders ve talimlerinin hakkı ve hürmeti için bize ve Risale-i Nur talebelerine iman-ı ekmel ve hüsnü hatime ver. Ve bizleri onların şefaatlerine mazhar eyle. Amin. Dua kısmı, istenen kısmı yani. İstemek anlamında dua kısmı sadece burası. Ama ön kısım ne? Ön kısım bir sürü imani hakikati anlatıyor bize. Cenab-ı Hakk'ın esmasına, sıfatına dair, kainattaki tecellilerine dair bir sürü şey anlatıyor. Şimdi bu nasıl dua oldu? Böyle dua olur mu? Belki de aslı dua budur. Tabiri caizse Cenab-ı Hakk'ı esmasıyla zikretmek, sıfatlarıyla anmak, marifetiyle tefekkür etmek aslında onların tecellilerini çağırmaktır bir nevi. La teşbih ve la temsil. Mesela devletin çok farklı hizmetleri, yönleri var bir vatandaş için. Devlet aynı zamanda polistir, devlet aynı zamanda itfaiyedir, devlet aynı zamanda sağlıktır, hastanedir. Devlet aynı zamanda adalettir, savcıdır, hakimdir. Ne bileyim çok fonksiyonlarıyla, mesela afet olsa akuttur, kurtarma şeyleridir, Kızılay'dır vesaire. Devletin, tek bir devletin vatandaşların muhatap olduğu birçok sureti var, birçok hizmeti var, birçok görevi var, birçok ondan beklenen var. Ama biz uğradığımız musibete göre, duyduğumuz ihtiyaca göre, kaldığımız muzdar duruma göre o devletin bir yanını çağırıyoruz, bir yönünü çağırıyoruz. O zaman da devlet bize o yanıyla, o yönüyle koşuyor. Mesela deprem oluyor, Allah göstermesin, evsiz kalıyoruz, binamıza bir şey oluyor. O zaman devlete Kızılay yanıyla veya işte kurtarma, arama çalışmaları yanıyla veya ne bileyim,
başka fonksiyonlarıyla o an derdimizi çözecek yanlarıyla çağırıyoruz. Yangınımız olsa ey itfaiye diyoruz. Hırsız girse ey polis diyoruz. Yani çağırıyoruz. Aslında çağırdığımız devlettir merkezde ama ey devlet demiyoruz. Ey polis diyoruz. Ona oradan kastımız yani güvenlik hizmetlerine ihtiyacım var. Ey itfaiye diyoruz. Yani yangınları söndürmeye, kurtarmaya ihtiyacım var diyoruz mesela. Ey sağlık, ey doktor, ey hastane diyoruz. Oradan da kastımız devletin sağlık hizmetlerine ihtiyacımız var manasında. Yani muhatap olduğumuz hep aynı devlet ama onun farklı dairelerde gördüğümüz farklı tasarrufları, yönleri, icraatları var. Tabiri caizse oradaki esmaları, sıfatları var. Biz onlardan onları anarak yardım istiyoruz. Anlatabildim mi bilmiyorum. İşte bunun gibi de la teşbih ve la temsil. Elbette devlet bir şahsı manevidir yani burada bu hakikati tam olarak karşılayamaz. Cenab-ı Hak'la da muhatap olmanın farklı farklı şen ve namları var. Yönleri var, tecellileri var, esma ve sıfatları var. Hasta olan insan Şafi ismine inleyerek yakarıyor. İşte adalete muhtaç olan Adil ismine yalvarıyor. Rahmetine muhtaç olan Rahman, Rahim isimlerine yalvarıyor. Rızka muhtaç olan Rezzak ismine yalvarıyor. Orada onu anmak, o isimle anmak aynı zamanda Ya Rabbi senin bu isminin tecellisine muhtacım, senin bu tarz tasarruflarının üzerimde olmasına muhtacım, bu tarz tecellilerine muhtacım manasını barındırıyor. Yani zikrullahın bizzat kendisi dua yerine geçiyor. Belki geçmiş derslerde bunu konuşmuştuk, hatırlayanlar olmuştur takip edenlerden. Yani Allah'ı andığınız zaman andığınız ismin gölgesi altına da girmiş oluyorsunuz. Çok çeşitli zikirler var. Ya Vedud var, Ya Hay var, Ya Hayyu Kayyum var, işte Ya Allah var, Ya Rezzak var. Hani böyle zikir şeyleri var, ifadeleri. Ehli tarikat bunları daha iyi bilir tabii. O zikirler sırasında yaptığınız sadece Allah'ı anmak değil. Evet bir yanı bu. Allah'ı anıyorsunuz. Bir, Allah'ı onun razı olduğu şekilde anmakla asıl vazifenizi yerine getirmiş oluyorsunuz. İki, kalbinize Allah'ın nasıl bir Allah olduğunu hatırlatıyorsunuz, kalbinizi rahatlatıyorsunuz. Üç, o manayı içinizde diri tutmakla İslam'ınızı, imanınızı diri tutmuş oluyorsunuz, imanınızı tazeliyorsunuz. Dört, bir de onunla Cenab-ı Hak'tan yardım dilemiş oluyorsunuz. Yani o ismi anlatma, Ya Rab bu ismin benim üzerinde daha çok tecelli etsin. Benim ona ihtiyacım var demiş oluyorsunuz. Tabiri caizse musibete uğramış bir insanın, içindeki binasındaki evindeki yangını görmüş bir insanın ya itfaiye, ya itfaiye demesi gibi, la teşbih ve la temsil, kalbindeki yangını hissetmiş insan da ya Allah, ya Allah diyor yani. Ne için diyor? O yangın söndürülsün diye diyor. Oradan bir tasarruf, bir tecelli, bir ikram, bir ihsan gelsin diye söylüyor. O açıdan evet, Bediüzzaman Hazretleri burada bize Cenab-ı Hakk'ın isimlerine, sıfatlarına, akaid-i imaniye dair birçok şey anlatıyor ama zaten bunların bizzat tefekkürü üzerinde durulması da dua. Allah'ın rahmaniyetini üzerine düşünmek, Allah'ın rahmaniyetini çağırmak, Allah'ın adiliyetini düşünmek, adaletini düşünmek, aynı zamanda Allah'ın adaletini, adil ismini çağırmak. Rahmaniyeti, rahimiyeti de öyle hakeza. Bütün Esma-ül Hüsna'nın böyle bir yönü var. Bu açıdan Müncanacat Risalesi'nin de çok azının böyle bizim istemek manasında anladığımız dua tarzında oluşu, geri kalan kısmının hep Cenab-ı Hakk'ı anlatıyor oluşu garip gelmemeli. Cevşen'i okuyanlar da bilecekler. Cevşen'de Sübhaneke ya la ilahe illa ente lemanü leman ecinna minennar necinna minennar gibi ifadeleri ayırırsak üst kısımlar, o bablar hep Esma-ül Hüsna, Cenab-ı Hakk'ın binbir ismi geçiyor Cevşen'de. Biz diyoruz ki Cevşen en cami bir duadır. En cami dua ama istenilen kısım çok az. Hani en cami duadır demek bir insana ne lazımsa hepsi istenmiştir gibi sadece istemek manasında, dille istemek, açıkça istemek manasında o anlama gelmiyor. Ya Cenab-ı Hakk'ı ne kadar çok yönüyle, yanıyla anarsan zaten o isimleri, o sıfatları kendi üzerinde tecelliye çağırıyorsun. Hani Allah'ın Rezzak ismini, Rahman ismini, Rahim ismini vesaire isimlerini andıkça
Cenab-ı Hakk'ın da tabiri caizse bunlar şey ifadeler, hani müşkül ifadeler ama hakikati aklımıza yaklaştırmak için söylüyorum. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti bize karşı coşuyor. Rahimiyeti bize karşı coşuyor. O esma, söylediğimiz neyse, hay, kayyum vesaire, o isimler bize karşı coşuyor. Yine la teşbih ve la temsil. Nasıl çocuk anne, anne dedikçe annesinin şefkati ona karşı coşuyor. İnledikçe, ağladıkça, anne diye ağladıkça mesela annesinin kalbi cuşu huruşa geliyor, böyle harekete geliyor. Babalar da hakeza. Baba dedikçe çocuk, baba diye ağladıkça içindeki şey dışarı taşıyor, coşku. Bunun gibi de la teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hakk'ın elbette insani kusurlardan münezzehtir ama bu esma ile andıkça onun nihayetsiz rahmeti de bize karşı tecelli üzere oluyor. Tecellisi artıyor. Bizden razılığı artıyor. Razılığı arttıkça da o razılığın peşinden ihsanı ikramı artıyor. Şükür nimeti ziyadeleştiriyor. Ne için? Çünkü şükürle nimeti kendinize çağırmış oluyorsunuz. Hem nimetin nimet tarafını görüyorsunuz. Yani şükrettiğiniz şeyin nimet tarafı size daha çok görünür oluyor. Hem de o nimeti daha çok kendinize çağırmış oluyorsunuz. Çünkü size bağışlayan sizin tavrınızdan memnun oluyor. Ya bu verdiğim adam teşekkür etmesini bildi. Bir tane daha vereyim ben buna. Diyorsunuz mesela siz birisine bir şey verdiğiniz zaman. Ya güzel teşekkür etti, bu kibar bir çocukmuş. Ben buna bir tane daha vereyim dediniz mesela. Bir ekmek, bir nimet, bir şey mesela. Bir lokma, bir ikram. Onun gibi de Cenab-ı Hak da teşekkürümüz arttıkça, şükrümüz arttıkça hak ettiğimizi, o nimetin layıkı olduğumuzu Cenab-ı Hakk'a bildirdikçe Cenab-ı Hak da rahmetiyle, keremiyle inşallah üzerimizde daha çok tecelli ediyor. Biz de vereceği her hayra muhtaç olduğumuzdan her esmaya muhtacız. Bütün esmanın zikrine muhtacız. Cevşen o anlamda hakikaten çok cami bir dua. Pekala, bu girişin ardından tekrar metnimize dönelim. Okuyarak tefekkürünü yapmaya çalışalım. Bir de vaktimize bakalım. Var vaktimiz. Bu bahsin münasebetiyle Risale-i Münacat'ın ahirinde, yani Münacat Risalesi'nin son kısmında, İmanun bil yevmil ahir, yani ahiret gününe iman rüknüne sair rükünlerin, hususan rüsul ve kütübün şehadetini, yani imanın diğer rükünleri var ya, Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, kadere iman vesaire, onlardan peygamberlere ve kitaplara imanın, hususan rusul ve kütübün şehadetini münacat suretinde zikredilen pek kuvvetli ve hülasalı, yani özetlenmiş büyük hakikatler içinde hülasa edilmiş, özetlenmiş, konsantre bir şekilde bulunan ve bütün evhamları, vehimleri, şüpheler, olmayan bir şeyi var gibi farz etmek, acabalar falan, böyle şeyleri izale eden, dağıtan, yok eden bir hücceti haşriye aynen buraya giriyor. Haşir delili buraya giriyor. Şöyle ki münacatta demiş. Okuyacağımız metni nasıl tanıttı Bediüzzaman Hazretleri? Geri dönelim. Ahiret rüknüne diğer rükünlerin nasıl delil olduğunu anlatıyor bir. İki, hususan peygamberlere ve kitaplara imanın, onların o iman akidelerinin, peygamberlere imanın ve kitaplara imanın ahirete şehadetini, rusul ve kütübün şehadetini, özellikle bu hususan dedi çünkü, münacat suretinde, dua yakarış suretinde zikredilen pek kuvvetli ve hülasalı ve bütün evhamları izale eden, ha burada demek ki evhamları gideren bir şey de varmış, imanımız da beslenecek buradan, kavileşecek, güçlenecek yani. Bir hücret-i haşriye, haşrin çok sağlam bir delili, aynen buraya giriyor. Şöyle ki münacatta demiş. Ey Rabbi Rahimim. Ne demek ey Rabbi Rahimim? Rab, işte terbiye eden, yarattığı varlığı maksadına uygun şekilde ihtiyaçlarını karşılayan, gözeten Allah manasında. Rahim bir de.
Bu ikisinin beraber anılması elbette bir duada mühim. Rabbi Rahim, Rahim Rahman'dan neyce farklıydı? Birisi vahdeti, biri ehadiyeti karşılık geliyordu. 14. Leman'ın ikinci makamı mıydı? Orada konuşmuştuk biz bunu. Yanlış söylemeyeyim ismini size. Evet, 14. Leman'ın ikinci makamı derslerimizde biz bunu konuşmuştuk. Birinci sözün hemen ardından. Rahimiyet başka bir şey, Rahmaniyet başka bir şey. Rahmaniyet daha geniş bir yüzeyde her şeyin rızkını veren Allah, hepsinde gözüken Allah'ın rahmaniyeti. Ama onun içinde her birimizin tek tek bize özel, bize lazım rızkını veren Allah olması rahimiyet ya da işte rezakiyetin hem rahmaniyet hem rahimiyet boyutunda ayrı ayrı görülüşü. Bu rahimiyet ve rahmaniyet her esmada vahdet ehadiyet ayrımını bize gösterebiliyor. İşte Rezzak ismindekini az önce konuştuk. Adalette de mesela evet Cenab-ı Hak her şeyi ölçüyle yaratmış, her şeye hakkını veriyor. O geniş düzlemde bütün bilimler bize söylüyor ki her şey büyük bir denge içinde, adalet içinde, ölçü içinde. Ama tek tek döndüğümüzde de bireylerin de Cenab-ı Hak haklarını gözetiyor. Ahmet'in hakkı, varlıkla hukuku veya zalimlerle arasındaki geçimsizlikler elbette bir oksijen atomunun işiyle aynı değil. Bana özel bir adalet tecellisi lazım benim özel işlerime göre. Cenab-ı Hak onu da gözetiyor tek tek hiçbir detayı ıskalamadan. Yani öyle yaratmış, kendi haline bırakmış selleme hüsselam değil, öyle bir halde değil varlık. Her bir detay ayrı ayrı gözetilmekte. Iskalanmamakta hiçbirisi. Nasıl güneşin ışığı karşısındaki yüzeyde hiçbir noktayı ıskalamıyor. Karşısına düz bir yüzey koyduğunuzda, hani önüne dağmağa gelmediğinde, bir şey gelmediğinde hepsini aynı şekilde aydınlatıyor. Aynen öyle de la teşbih ve la temsil Cenab-ı Hakk'ın önünde de onun esmasına engel olabilecek bir şey yok. Hiçbir dağ yok, gölgelik yok. Cenab-ı Hak tecelli etmek istediği her yerde eşit derecede tecelli eder. Buna mani yok. Güneş bunu başarıyorsa onu yaratan Allah hayli hayli, nur isminin asıl sahibi olan Allah hayli hayli bunu elbette başarır, yaratır. O yüzden böyle düşünelim, rahimiyeti hiçbir detayı ıskalamadığını, hepsine özel özel tecellileri olduğunu söyleyen şey. Rahmaniyeti genel resimde gözüken bir şey. Genele baktığımız zaman diyoruz ki evet Cenab-ı Hak Rahman, çünkü varlıkta yadsınamayacak bir şekilde rahmet eserleri var. Bir de her birimize indikçe diyoruz ki ya bak Rahim de, hani benim şuna çok ihtiyacım vardı diğer insanlardan farklı olarak, o bana verildi. Veya benim vücudum öyle bir vücut ki orijinal detayları var. İşte parmak izim farklı, retina kalınlığım farklı, saç telimdeki bilmem ne farklı. Bir sürü işte detaylarımızda farklılık var. Bugün işte kriminal uzmanlarının katilleri bulmak için çok kullandığı detaylarımız var. DNA'mız her yerde iz bırakıyoruz mesela. DNA'mız, dokumuz kalıyor. Bak oralarda bile ıskalanmıyoruz. Orada bile bizim farklı olduğumuz belli. Allah hepimizi bir kalıpta, bir surette, bir şekilde yaratmamış. Her birimizin suretine ayrı bir ateş, tabiri caizse bunlar sıkıntılı kelimeler ama işte yaklaştırmak için fehmimize lazım. Özen, ayrı bir yöneliş, ayrı bir teveccüh. Hiçbirimiz onun diğerine teveccüh etmesini engelleyemiyoruz. Engelleyemeyiz. Bir işi diğer işine mani olmaz onun. Öyle olsa zaten ilah olamaz, sınırlı demektir. Ahmet Mehmet'in işine engel oluyorsa o ilahın sınırı var demektir. O zaman sınırlıysa ilah olamaz demektir. Çünkü biz ilahı sonsuz olarak tarif ediyoruz. Varlığı hiçten vara çıkarabilecek ancak sonsuzdur. Çünkü hiçle var arasında bir mertebe yok. Oradaki mesafe sonsuz. Vardan vara bir güç şeyi yapabiliriz. Mesela adam 3 kiloyu kaldırdı şu kadar kuvvetle, 5 kiloyu da şu kuvvetle kaldırır diyebiliriz. Çünkü bu vardan vara mesafedir. Sınır ölçümü yapabiliriz. Ama hiçten vara çıkış, bu mesafe sonsuz. Hiç, bir sıfırdan ne kadar büyüktür? Sonsuz büyüktür. Çünkü sıfır diye, sıfır nedir ki yani? Hiçtir yani. İşte hani matematikte şeydir, 1 bölü 0 kaçtır, 0 bölü 1 kaçtır? 1 bölü 0 sonsuzdu galiba. 0 bölü 1 de tanımsızdı galiba. Yanlış bilmiyorsam.
Hani sıfırın bir rakama bölünüşü nasıl böleceksin ki? Hiç bölemezsin. Matematiksel olarak da bölemiyorsun. Biri sıfıra böl. Kaç tane birin içinde sıfır var? Sonsuz. Ne kadar koysan olmaz. Ne kadar sıfırı bir araya toplasan biri olmaz. Bak, bu anlamda hiçle varın arası sonsuz. Sıfırla birin arası sonsuz. Bu sonsuzluğu ancak sonsuz bir ilah doldurabilir. Ve o ilahın da sınır konulamaz artık ona. Bir ortak söylenemez onun için. Bir ilaha, ortak bir ilah daha var dediğiniz zaman sınır koymuş olursunuz. Bak, tevhidde arıza olur. Her şeyi yaratan Allah ama bunu ben yaratıyorum, haşa. Ne yaptın? Sınırı koydun. Hani burada dedin, buraya o giremiyor, bunu ben yapıyorum. Nasıl olacak o iş? Sonsuzdu hani. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın biricikliği, öncelikle ilahın lazımı olan sonsuzluk, o sonsuzluk biricikliği zaruri kılıyor, tekliği zaruri kılıyor. O teklik de başka hiç kimsenin yaratıcı olmamasını zaruri kılıyor. Tutarlı olan bu demek, yani bu silsileyi takip etmek demek. Efendim, Rabbi Rahim'den çok bahis açıldı, çok dalgalandı. Yani burada özellikle bir dua içinde geçmesi güzel bir isim var. Rabbi Rahim'im, beni terbiye eden, bana özel rahmet, terbiye tecellileri olan demek yani. Resul-i Ekrem'in talimiyle, aleyhissalatü vesselam Efendimizin talim etmesiyle, öğretmesiyle, pratiğiyle tabiri caizse ve Kur'an-ı Hakim'in dersiyle anladım ki. Şimdi burada bakın, Bediüzzaman Hazretleri'nin bu ifadesinde bile bir ehl-i sünnet alimi olduğu berrakça gözüküyor. Zaten aidiyet itibariyle bir sorun yok. Eserlerin içinde ehl-i sünnete çok atıf var. Ehli hak olan ehli ve ehl-i sünnet, biz ehl-i sünnet deriz ki diyor mesela bir yerde de. Bediüzzaman ne olduğundan gayet açık bir şekilde, belirgin bir şekilde bahsediyor. Burada da mesela Resul-i Ekrem'in talimiyle ve Kur'an-ı Hakim'in dersiyle, sünnet-i Resulullah'ı kastediyor önce, Efendimizin sünneti öğretmesi, pratiği ve ardından da Kur'an-ı Hakim'in dersiyle. Şimdi bazı şeyler bundan alınır şimdi. Niye Kur'an'ı ikinci saymış da Peygamber Efendimiz'i birinci saymış? Elbette Kur'an Cenab-ı Hakk'ın vahiy oluşuyla yüksektir ama Efendimiz'in taliminin içindedir aslında. Kur'an dediğimiz zaman biz Efendimiz'e verilmiş nübüvvet görevinin bir parçasını kastediyoruz. Efendimiz'in nübüvvet görevi Kur'an'ın bir parçası mı? Dolaylı olarak, ama Kur'an nübüvvetin doğrudan parçası. Yani onunla nübüvvet ediyor. Dolayısıyla sünnet pratiğinin delili Kur'an. Onu destekliyor, onu doğruluyor, onun delili oluyor. Ama asıl irşat faaliyeti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da. Ki biliyorsunuz peygamberler içinde kitap ve suhuf verenlerin sayısı sınırlı yani. Daha birçok peygamber var. Hatta diyorlar ki 124 bin daha fazla rakamlar verenler de var. Onların çoğunun kitabı yoktu. Peki neyle peygamberlik yaptılar? Elbette vahyi gayrimetlubla. Yani Kur'an gibi, suhuf gibi olmayan vahiyle, kendilerine bildirilen vahiyle ümmetlerine rehberlik ettiler onlar. Nübüvvetlerini haşa sümmaca vahiysiz yapmadılar. Elbette vahiyle yaptılar. O da böyle bir vahiydi. Bu açıdan Kur'ansız, tabiri caizse Kur'ansız demeyeyim de kitapsız, suhufsuz peygamber var. Ama peygambersiz suhuf kitap yok. Yani peygamber pratiği Cenab-ı Hakk'ın daha çok tekraren irşad için kullandığı bir şey. Tabiri caizse böyle diyelim. Yani 124 bin peygamberin alel ekser kitabı, yani tabi bize gelen bilgilerle söylüyorum, yok çoğunun. Veya suhufu yok çoğunun. Ama vahiy var, nübüvveti var. Sorumlu yani, irşattan sorumlu. Bu açıdan diyebiliriz ki gelen peygamber sayısı gelen kitap ve suhuf sayısından fazla. Bu da gösteriyor ki Cenab-ı Hakk'ın irşatta peygamber fonksiyonunu bu bizzat nüsha olarak önümüzde bulunan kendi kelamullahından daha öncelikli, daha çok kullandığını gösteriyor bu da. Bununla böyle bir tefekkür yapabiliriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da gelen Kur'an kitapların sonuncusu, en yücesi ve onun dersi elbette bizim için çok önemli. Ama o dersi
Resul-i Ekrem'in talimiyle anlamak önemli. Yoksa 40 tane bugün Kur'an yorumu var. 40'ı da birbirini tutmuyor bir afırkaların yorumları. Biz neye tabi olacağız? Biz elbette Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in hak sözüne tabi olacağız. Hak tefsirine tabi olacağız. Onlarla gelen salih yorumlara tabi olacağız yani tabiri caizse. O yorumlarla Kur'an'a bakacağız. O tefsirlerle Kur'an'a bakacağız. O işaretlerle Kur'an'a bakacağız ki doğru yere ulaşalım. Evet, Resul-i Ekrem'in talimiyle, eğitmesiyle, göstermesiyle, pratiğiyle ve Kur'an-ı Hakim'in dersiyle anladım ki, başta Kur'an ve Resul-i Ekrem'in olarak, bütün mukaddes kitaplar ve peygamberler, bu dünyada ve her tarafta numuneleri görülen Celali ve Cemali isimlerinin diyelim. Burada Celalli ve Cemalli diye yapılmış ama belki tahsiye var. Her tarafta numuneleri görülen Celali ve Cemali isimlerinin tecellileri daha parlak bir surette. Ebedül abadda yani sonsuz alemde devam edeceğine ve bu fani alemde rahimane cilveleri, numuneleri, müşahede edilen ihsanatının daha şaşalı bir tarzda dar-ı saatte istimrarına yani devamına istimrar o demek diyebiliyorum. Evet devam etmek ve bekasına ve bu kısa hayat-ı dünyeviyede onları zevk ile gören ve muhabbet ile refakat eden müştakların ebedde dahi refakatlerine ve beraber bulunmalarına İcma ve ittifak ile şehadet ve delalet ve işaret ederler. Tekrar dönüyoruz bu tarafa. Ne söylendi burada? Bize Kur'an'ın talimi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın talimi ve Kur'an'ın dersiyle şöyle bir şey öğretilmiş. Bütün mukaddes kitaplar ve peygamberler bu dünyada görülen celali ve cemali isimlerinin tecellileri daha parlak bir surette ebedül abadda devam edeceğini söylemişler. Yani sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın değil, sadece Kur'an'ın değil, sadece Müslümanların değil bu iddiaya, bütün peygamberlerin ve kitapların iddiası bu, imanı bu. Ki ne kadar tahrif olurlarsa olsunlar, biz biliyoruz ki işte azıcık o peygamberin mesajı içinde kalmış, dinlerde artık onlara din denmez ama işte tahrif olmuşsa da eski din diyelim. Onlarda şey var, ahiret var. İşte biz okurduk ortaokuldayken, lisedeyken Anadolu medeniyetler tarihini falan. Bakıyorsun Urartular insanların eşyalarıyla falan gömüyorlar. Kalktığında eşyalar yanında olsun diye. Veya işte eski Mısırlılar adam dirilecek diye bedeni çok zarar görmesin. Yani toparlanması zor olur diye belki kafalarında öyle kurmuşlar. Mumyalıyorlar falan böyle. Dirileceğine inanıyorlar. Gidiyorsunuz ta işte Kızılderililerde bakıyorsunuz ya onların da sanki böyle bir parça şey kalmış. Elbette onlara da peygamber gelmiştir. Ondan bir hakikat kalmış. Böyle ahirete benzer şeyler görüyorsunuz. Gidiyorsunuz işte Hindistan'a öyle. Gidiyorsunuz Sibirya'nın bilmem neresine öyle. Afrika'ya iniyorsunuz öyle. Hepsinde az çok böyle ahiretin kokusu, izi kalmış. Bu demektir ki onlara gelen peygamberler de bunu söylemiş. Onlara gelen kitaplarda da bunlar varmış. Ve o büyük hakikat yani hepsinin icmağı gösteriyor ki bu dünyada görünen celali ve cemali isimler, cemal güzellik, hoşluk ya da kuşatabildiğimiz, hoşlandığımız güzellik diyelim. Cemal, celal haşmetli güzellik. Korkutucu güzellik Kenan abinin tabiriyle. Yani ürperiyorsunuz bu nasıl bir şey böyle diye. O da celali ifade ediyor. Cenab-ı Hakk'ın esması iki sınıfa tasnif ediliyor. Celali isimler, cemali isimler. Celali ve cemali isimlerinin tecellileri daha parlak bir surette ebedül abadda devam edeceğine mesela Cenab-ı Hakk'ın Kahhar ismi celali bir ismi. Rahman ismi cemali bir ismi gibi. Celali ve cemali isimlerinin tecellileri daha parlak bir surette
ebedül abatta devam edeceğini ve bu fani alemde rahimane cilveleri, numuneleri müşahede edilen ihsanatının daha şaçalı bir tarzda, daha coşkulu, daha nümayişli, daha gösterişli, daha heybetli, haşmetli bir tarzda dar-ı saadette, yani saadet evinde, cennette istimrarına, devamına ve bekasına ve bu kısa hayat-ı dünyeviyede, kısa dünya hayatında onları zevk ile gören ve muhabbet ile refakat eden müştakların ebedde dahi refakatlerine ve beraber bulunmalarına icma ve ittifak ile şehadet ve delalet ve işaret ederler. Bütün bunlar onların dinlerinde de, onların getirdikleri hakikatlerde de ifadesini bulduğu için dolayısıyla onların şahitlikleri de ahiretin şahitliği yerine geçiyor. Biz mesela bu gözle tarihe bakabiliriz. Bu gözle işte antropolojiye bakabiliriz. Eğer işaretleri, delilleri kesinse onların, bakarız eğer varsa bunların delilleri, mesela işte Urartulardakinden bahsettim, başka medeniyetlerde de olabilir. Bunu buna delil sayabiliriz. Çünkü kesin ki bir, hani bir hakikat var ki bunlar da ona destek olmuşlar. Bunlar da ona delil çıkarmışlar. Bizim sekülerlerimiz ya da seküler tarih anlayışı hep böyle şey yapıyor. Yani İslam onlardan almıştır gibi gösteriyor. Hayır. Biz diyoruz ki İslam en başından beri vardı zaten. Hazreti Adem Aleyhisselam ve Hazreti Havva annemiz, onların dini neydi? Elbette İslam'dı. Elbette. Teferruatta farklılıklar olabilir ama hakikatte erkanda aynıydı yani. Onların da dini İslam'dı. Bizim de dinimiz İslam. Dolayısıyla bu silsilenin en başını tutan İslam, en sonunu tutan da İslam. Biz sonradan gelmedik ki ondan bundan almaya muhtaç olalım. Onu işte Hititlerden almışlar, bunu bilmem neyden almışlar, namazı Yahudilerden almışlar. Yahu biz hep vardık, hep. Yani Müslümanların iddiası bu, biz hep vardık. Dolayısıyla bizim ondan almamız, bundan çalmamız böyle bir şeye muhtaç değiliz ki. Eğer birisinde varsa zaten o bizim izimizdir. Biz ondan almamışızdır, o bizden iz almıştır. Bizden bir şey kalmıştır onda. Ne kadar tarif olmuşsa olsun yani. Mutlaka o hakikatten bir şey, bir ruh kalmış onda demek ki. İşte gidiyorlar, işte Anadolu'da da bilmem şöyle bir şey varmış, Orta Asya'da bilmem böyle bir şey varmış, o Kızılderililer de şunu savunuyormuş. Bunlar zaten vardı, işte Müslümanlar da onlardan alarak yaptılar falan. Niye ihtiyacı olsun Müslümanların buna? Niye ihtiyacı olsun ki? Biz hep varız diyoruz. Bizim iddiamız bu. Arkadaşlar, tartışma ortamlarında da böyle konular çok açılır. Yani mevzuyu alacağınız yer burası eğer böyle bir şey konuşulursa. Ya biz kronolojik olarak sonra gelmedik. Bunu böyle düşünmek yanlış. Biz hep vardık. Biz böyle inanıyoruz. Biz hep var olduğumuz için bizdeki izlerde şeyde var. Diğer o işte batıl akidelerde de var. Mutlaka bizden bir şeyler onlarda kalmış. Onu o kadar bozamamışlar. Her yerini bozsalar da bir parçasını bir yerde korumuşlar. İşlerine yarayan bir yeri bir yerde muhafaza etmişler. Gibi gibi. Kalmış yani. Nasıl bugün Hristiyanlıkta İslamiyet'e benzer şeyler var. Küçük küçük rastlıyorsunuz. Niye? Mesela Hüseyin-i Cisri Hazretleri bir eser yazmış. Eserde, İncil'de Efendimiz'e işaret eden şeyleri, aleyhissalatü vesselam, yerleri tespit etmiş. O Risale-i Hamidiye'ydi galiba eserin ismi. Veya başka ulemanın da eserleri var. Bunlar niye var? Çünkü İsa aleyhisselam Efendimiz'den haber vermiş. Verdiği için de onlar ne kadar tahrif olsa da kalmış. Tevrat'ta, Zebur'da da hakeza. Veya diğer dinlerde de ne kadar tahrif olursa olsun izler, tozlar, zerreler, İslam'ın olan, İslam'ın öz malı olan şeyler duruyor. Onlar bizim. Biz onlardan almadık. Onlar da bizden kalmış. Ama şimdi eğer ayarlarını düzeltmek istiyorlarsa, ya bu tozdan biz bu izden çok memnun kaldık, bunun daha fazlası varsa almak istiyoruz diyorlarsa, o zaman İslamiyet'e gelecekler, hak dine müşteri olacaklar. Çünkü Allah indinde din İslam'dır. Başka din yoktur. Hak din olarak başka din yoktur. Diğerleri batıl dinlerdir, inançlardır yani. Evet, demek ki onlar bizim,
delilimizmiş, desteğimizmiş. Devam edelim. Hem yüzer mucizat-ı bahirelerine ve ayat-ı kat'alarına istinaden, yani kesin deliller ve bahire ne demekti? Daha önce bunu konuşmuştuk ama bir daha hatırlayalım bakalım. Mucizat-ı bahire. Apaçık mucize. Bahire açık demekmiş demek ki. Apaçık mucizeler. Apaçık mucizeler ve ayat-ı kat'alarına istinaden başta Resul-i Ekrem ve Kur'an-ı Hakimin olarak, yani hikmetli Kur'an'ın olarak bütün nurani ruhların sahipleri olan peygamberler ve bütün münevver kalplerin kutupları olan veliler ve bütün keskin ve nurlu akılların madenleri olan sıddıkinler ve bütün suhuf-ı semaviyede ve kütüb-ü mukaddisede senin çok tekrar ile ettiğin binler vaadlerine ve tehditlerine istinaden hem senin kudret ve rahmet ve inayet ve hikmet ve celal ve cemal gibi ahireti iktiza eden kutsi sıfatlarına ve şenlerine ve senin izzeti celaline ve saltanat-ı rububiyetine itimaden hem ahiretin izlerini ve tereşşuhatını bildiren hadsiz keşfiyatlarına ve müşahedelerine ve ilmel yakin ve aynel yakin derecesinde bulunan itikatlarına ve imanlarına binaen saadet-i ebediyeyi insanlara müjdeliyorlar. Ehl-i delalet için cehennem ve ehl-i hidayet için cennet bulunduğunu haber verip ilan ediyorlar. Kuvvetli iman edip şehadet ediyorlar. Tekrar dönelim başa. Bakınız, grupları 3'e ayırdı yanlış anlamadıysam. Delilleri de 3'e ayırdı. Hem yüzer mucizat-ı bahirelerine ve ayat-ı kat'alarına istinaden. Mucizeler de, peygamber mucizeleri de, apaçık mucizeler, hem kainattaki mucizeler. Biliyorsunuz her yaratılış aslında bir mucizedir. Arının balı yapması da bir mucizedir. Allah'ın mucizesidir. Arının harcı değildir yani o iş. Nerede biz sebep sonucu kaldıramıyor diye farkına varsak o bizim için mucize olur artık. Oradaki okumamız mucize seviyesine çıkmıştır. Ne zaman ki işte mesela Hüve Nüktesi, Bediüzzaman Hazretleri'nin Hüve Nüktesi diye bir eseri var. Okuyanlar bilirler. Şimdi hava zerresi. Şimdi ben bu odada otursam etrafımdaki insanlar da birbirleriyle konuşuyor olsalar. İşte aynı anda 20 kişi 20 kişiyle konuşuyor. Kaçını anlarım ben? Kaçını sorsanız nakledebilirim. Veya şöyle sorayım. Ben bir adamım, kaç işi birden yapabilirim? Araba sürerken aynı anda telefonda konuşabilir miyim? Ben de ehliyet de yok ama araba sürerken konuşabilirim diyeyim. Telefonda konuşabilirim. O kadar ehliyette, yani araba ehliyetinde ileriyim. Ehliyetim artmış. Şoförlüğüm iyi diyelim. Ama mesela başka bir iş daha verdiniz. 3 oldu, 4 oldu. Bak yapamıyorum artık. Tehlike. Yani trafikte tehlikeli bir hale geldim ki telefonla konuşmak bile tehlike. Yani şoförlük sadece meşgul olmak lazım aslında. Ama diyelim telefonla konuşuyorum. Aynı anda da birisine yön tarif ediyorum. Telefonu tutup arada bir yön tarif ediyorum falan. Böyle bir şey yapsam yapamam. Ama bakın bir hava zerresi. Ben burada konuşuyorum. Bu odada 20 kişi birden konuşsa hepsinin seslerini birbirine taşıyor karıştırmadan bir hava zerresi. Isıyı, ışığı. Mesela bu odada 7 tane, 8 tane lamba yansa farklı açılarda aynı hava zerresi, aynı ışıkları birbirine nakledebiliyor. Karıştırmıyor, arıza vermiyor. Nasıl oluyor? Bak, insan varlığın en şuurlusu, en akıllısı diyoruz. Akıllı insan bunu yapamıyor. Bu nasıl yapıyor? İşte güvercinler nasıl yuvalarını o kadar uzak mesafelerden buluyor? İşte sazan balığı mıydı, somun balığı mıydı? Doğduğu yere tekrar göçüyor yumurtlamak için. O yolu, bütün yolu akıntıya ters bir şekilde yüzüyor. Nasıl hatırlıyor? Veya buna mümasil hayvanlar aleminde kelebeklerle ilgili bir tane vardı mesela. Bir kelebek bir 3 nesil sonra o atasının büyük büyük dedesinin doğduğu yere göçüyor, orada yumurtluyor. Böyle bir göç yolları var. Kelebek türünün de adını unuttum şimdi. Nasıl hatırlıyor? Bunları sorguladığınız zaman
gitmediği yeri nasıl hatırlıyor? Asıl soru bu yani. Gitse neyse, gitmediği yeri nasıl hatırlıyor? Bunları sorguladığınız zaman işte o sebeple sonuç arasındaki mesafe artıyor. Bediüzzaman Hazretleri bir yerde diyor ki onu gördüğünüz zaman işte o uçurumu Esma ile İlahiye arasından tulu ediyor, doğuyor. O sebebin sonucu kaldıramadığını gördüğünüz zaman. İşte o anların her birisi aslında bir mucizeye uyanıştır. Aynı zamanda ayete uyanıştır. Ayet, bir Kur'an ayetleri var. İki, kainat ayetleri yani deliller. Cenab-ı Hakk'ı gösterir. Onun İslam'ını delillendirir ayetler. Kainatta da bollukla bulunuyor. Zaten kainat tam levalep, tamamen müstakil olarak bir delildir. İçi de delillerle dolu bir delildir. İçinde Yasin yazılmış Y harfi gibidir yani. Bütün bunlar da aslında ne yapıyor? İslam'ı destekliyor. İslam'ın söylediği her şey bir diğer şeyden güç alıyor. Böyle parça parça değil İslam. Bir bütün. Kainatla beraber Kur'an, peygamber, o üç muallim işte, bir de vicdanı da katalım ona, dört muallim diyelim. O üç dört muallimin birlikteliğiyle ayakta duran bir şeyim İslam. Sadece biri değil, sadece ikisi değil, sadece üçü değil, dördü birden. İşte kainat, kitab-ı kebiri kainat, peygamber efendimiz ve nübüvvet hakikati, ondan sonra Kur'an ve kütüpler, yani şey kütüp, kitaplar hakikati, vahiy hakikati ve bir de vicdan, insanın içindeki şahit. Bunlar böyle bir örgü şeklinde örüyorlar. Ne kadar kendinizi geliştirirseniz o kadar iyi örüyorlar. O şeyin etrafını, iman hakikatinin etrafını çelik bir zırhla örüyorlar. Evet, hem güzel mucizat-ı bahirelerine ve ayat-ı kat'alarına, kesin ayetlerine istinaden başta Resul-i Ekrem ve Kur'an-ı Hakimin olarak bütün nurani ruhların sahipleri olan peygamberler, bir, bütün nurani ruhların sahipleri olan peygamberler, iki, bütün münevver kalplerin kutupları olan veliler, bak, nurani ruhların sahipleri peygamberler, münevver kalplerin kutupları veliler, onlar nur, bunlar münevver. Münevver ne demek? Aydınlanmış demek yanlış bilmiyorsam. Nurlu aydınlanmış bak. O nur, bu nurlanmış. Onlardan gelen şeyle. Münevver kalplerin kutupları olan veliler ve bütün keskin ve nurlu akılların madenleri olan sıddıkinler. Bütün keskin ve nurlu akılların madenleri olan sıddıkinler. Bunlar da yine Allah dostları kastediliyor elbette. Ama bunların yolu ne? Bunlar akılla da Allah'a gidiyorlar. Sadece kalple değil, akılla da, mantıkla da, delille de, o kainatta gördüklerini Allah'a götürerek de, yorumlayarak da, karşı konulmaz bir şekilde onları beyan ederek de Allah'a varıyorlar. Mesela Asfiya böyledir. Büyük veliler, kutup veliler böyledir mesela. İmam-ı Rabbani Hazretleri böyledir rahmetullahi aleyh. Mevlana Celaleddin Hazretleri böyledir rahmetullahi aleyh. Ve daha niceleri, hepsi, o zirvede olanların hepsi böyledir. Hem akıl hem kalp vardır. Bir de sadece kalple veli olanlar vardır. Onlar daha düşük mertebededir. Ama elbette onlar da bizden büyüktür. Ötekiler de zaten başımızın tacıdır. Cenab-ı Hak hepsinin şefaatine bizleri nail etsin. Bir peygamber, iki veliler, üç asfiya sınıfını saydı. Sıddıkinler ve bütün suhuf-ı semaviyede ve kütüb-ü mukaddesede, kutsal kitaplarda, senin çok tekrar ile kudsi kitaplarda diyelim, mukaddes kitaplarda ve sayfalarda, senin çok tekrar ile ettiğin binler vaadlerine ve tehditlerine istinaden, yani geçmiş kitaplarda Cenab-ı Hak aynı Kur'an'da nasıl vaat etmiş, onlarda da vaat etmiş. Biraz daha örtülü, biraz daha az, biraz daha icmali. Belki bu kadar açık değil, belki bu kadar detaylı değil ama var. Hem senin kudret ve rahmet ve inayet ve hikmet ve celal ve cemal gibi ahireti iktiza eden kutsi sıfatlarına ve şenlerine ve senin izzeti celaline ve saltanatı rububiyetine itimaden. Bak, kainattan başladık, mucizat-ı bahire dedik, ayat-ı kat'a dedik.
geldik, insandaki delillere baktık. Peygamberler dedik, veliler dedik, sıddıkinler dedik. Döndük nereye geldik? Suhuf-ı Semaviye'de ve geçmiş mukaddes kitaplarda da olduğunu söyledik. 3. Oradaki vaatler ve tehditleri de andık. Yani onlar da bunu söylüyor dedik. Sadece peygamberler, veliler, işte arifler, alimler değil. Geçmiş kitaplarda bunu söylüyor dedik. Sonra döndük. Bir de senin isimlerin, sıfatların bunu söylüyor dedik Cenab-ı Hakk'a. Sen böyle vaat etmişsin. Senin zatın böyle gerektiriyor. Senin Esma-ül Hüsna'n bunu gerektiriyor. Senin sıfatların, senin Allah'lığın tabiri caizse böyle olmayı gerektiriyor. Sana bu yakışıyor. Senin şan-ı rububiyetin bu demek için oraya geldik şimdi. Bak ne diyor? Hem senin kudret ve rahmet ve inayet ve hikmet ve celal ve cemal gibi ahireti iktiza eden kutsi sıfatlarına, şeyenlerine nasıl bunlar onu gerektiriyordu? Onu da geçmiş Haşr Risalesi derslerimizden öğrenebilirsiniz. O bablar boyunca, hakikatler boyunca Haşr Risalesi'nde konuştuklarımız hep bunlardı. Kudret nasıl ahireti gerektiriyor, rahmet nasıl ahireti gerektiriyor, nasıl ahiretle tamam oluyor. Asıl şey bu, özü bu. Küçük bir hatırlatma yapalım. Yani bu dünyadan ibaret olursa bu sonsuz kudret, sonsuz rahmet, sonsuz inayet, sonsuz hikmet, sonsuz celal, cemal ve ahiret iktiza eden kutsi sıfatlar ve şenler tam hakkıyla tecelli edemiyorlar. Bu dünyada bir yarımlık var. Haşa, eksiklik manasında söylemiyoruz. Ama mesela zalim zulmüyle gidiyor, mazlum uğramışlığıyla gidiyor zulme. Diyoruz ki Allah adilse bu böyle olmamalıydı. Ya işte demek ki o yarımlık tamamlanacak. Bize yarım gelen aslında bizim manzaranın gördüğümüz kısmından kaynaklanıyor. Resminin bütününü görsek o iş zaten adalete bağlanacak. Bu anlamda bu yarımlığın delaleti var aslında. Cenab-ı Hakk'ın esması, sonsuz esması bunları gerektiriyor. Hikmet ve celal ve cemal gibi ahiret iktiza eden kutsi sıfatlarına ve şenlerine ve senin izzeti celaline, yani mesela adam Allah'ı inkar ediyor aşağıya, seni inkar etseler senin yüzüne karşı, bir yaptığın bir şeyi inkar etseler, kızarsın değil mi? Ya işte mesela yaptığın binaya birisi geldi, bu bina benim dedi. Yaptığın eve, bahçeye, şuna buna birisi geldi el koydu, burası benim dedi. İzzetin varsa, az bir şey, haysiyetin varsa, ulan ne oluyor dersin böyle, bir delirirsin, bir kızarsın. İnsansın çünkü. Sen de ifrat beklenir. Cenab-ı Hak elbette bizim kusurlarımızdan münezzeh bir şekilde, insan gibi değil ama elbette onun da kendine layık, belki de çok şiddetli, onlara karşı celali var, izzeti var. Yani nasıl Allah'ın mülküne el koyarsın da falanca puta verirsin ya? Nasıl verirsin? Kolay mı öyle? Babanın mülkü mü bu senin? Yani bunu böyle biz nasıl içimizde hiddetini hissediyorsak, Cenab-ı Hak elbette bizim şeyimiz gibi düşünülmemeli ama mukaddes ve münezzeh manalarla onda da var izzet, şeref. Verir mi öyle mülkünü öyle bir sultan, öyle bir puta, bilmem şuna buna koydurtur mu el yani? Sen bile koydurtmuyorsun kendi malına el. Cenab-ı Hak koydurtur mu kendi malına el? Elbette izzetiyle bunlara bir izzeti celaline dokunuyor bu işler ve bunlara bir mücazatı olacak. İzzeti celaline ve saltanat-ı rububiyetine itimaden, rububiyetinin saltanatı, yönetimi, hem ahiretin izlerini ve tereşuhatını bildiren, ahiretin izlerini ve tereşuhat yani sızıntıları, akan şeyler oradan, hadsiz keşfiyatlarına, şimdi burada da keşfiyat demekle velilere atıf yaptı. Ve müşahedelerine ve ilmel yakin ve aynel yakin de bulunan itikatlarına ve imanlarına binaen saadet-i ebedi insanlara müjdeliyorlar. İlmel yakinle, aynel yakinle, hakkal yakinle, hani hep verilen örnek, size derler ki mutfakta yemek yapılıyor. Bu ilmel yakindir. Biraz daha yaklaşırsanız yemeğin kokusunu almaya başlarsınız. Bu aynel yakindir.
Girersiniz yemekten bir lokma tadarsınız, bu hakkal yakindir. Yani artık yemeği gördünüz, tadına da baktınız, bu yemek. İşte imanın böyle mertebeleri var. Bilmek, keşfetmek ve itikad etmek gibi böyle mertebeler aşıyorsunuz imanınızda da. Elbette hepimiz icmali veya tafsilli iman ediyoruz erkan-ı imaniyeye ve detaylarına. Ama bunun içinde de mesafe alabiliriz arkadaşlar. Yani o iman daha da mesela taklitten tahkike geçebilir. O tahkikin içinde de mertebeler atlayabilir böyle. Daha da güçlenebilir. Bu kapı da açık. Burada da ona işaret var. Onların da evliyanın da keşfiyatı, müşahedeleri, ilmel yakin ve aynel yakin derecesinde bulunan itikatları ve imanlarına binaen saadet-i ebediyeyi insanlara müjdeliyorlar. Onlar da böyle görmüşler çünkü. Ehli dalalet için cehennem ve hidayet ehli için doğru yolu bulanlar için cennet bulunduğunu haber verip ilan ediyorlar. Kuvvetli iman edip şehadet ediyorlar diyor. Bakıyoruz. Evet, saatimiz de dolmuş. Daha fazla uzatmayalım. Metnin tamamını konuşamadık. İnşallah bir dahaki derste yine münacattan alıntılanan bu metni okuruz. Tefekkür ederiz. Kalan kısmı tefekkür ederiz. Ve böylelikle bir sonraki derste de bu metinle vedalaşırız diye ümit ediyorum. Elbette sadece ümit ediyorum. Takdir hüdadan, yani o ne derse o olacak. Vedalaşalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, münacatın cümleleri uzun, içerik çok dolu. Bunları açmak, tekrar tekrar konuşmak gerekli. Yani o şeyi almak için içinden ne, burada ne dendi, şurada ne söyleniyor diye. O amaçla da ben burada biraz ağır gitmek istiyorum. İkiye bölmek de bence isabet oldu. Hatta belki üçe bile bölmek lazımdı. Şurada da konuşmadığımız şeyler vardır. Bakalım bir dahaki derste inşallah Cenab-ı Hak kalbimize hakikatlerinden daha çok koyarsa biz de onları size daha çok ifade etmeye çalışırız. İnşallah Cenab-ı Hak duyduğumuzu, konuştuğumuzu kalbimize kullanalı, hayatımıza aksettirmeyi nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahumenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.